Orhan T'nin sunduğu Danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler, sizlerden gelen soruları cevaplamaya elden geldiğince çalışıyoruz. Ancak vaktimiz el vermiyor. Normalde ben yayın arasında bazı mailleri genel anlamda cevaplamaya çalışıyorum ama şu anda yayına girmeden önce bir seyircimizin ilginç bir maili vardı. Bu maili cevap vermem mümkün değil. Fakat yayında bize etki eden bir mail. O yüzden çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Okul yazar isminde yazan kişi zannedersem pedagog veya o konuyla ilgili diyor ki, önemli olduğu için söyleyeceğim, Avrupa'daki insanlara işçi kelimesi, işçi kullanıp o insanları aşağılıyorsunuz gibi bir durum var. Samanyolu temsil ettiği misyon itibariyle bir canlı yayındasınız. Danışıyorum programı ve eğitimcileriniz, Türkçeleri, sevgili seyircimize şunu söylemek istiyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konuklarımız sağlarında uzman insanlar. Takdir edersiniz ki canlı yayında dil sürçmeleri olabilir. Türkçemizde bir takım aksaklıklar olabilir. Ama sizlerden biz sorularınız nedir? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ve sizleri nasıl yönlendirebiliriz doğru? Bu konuda sorular rica ediyoruz. Bu şekilde yani işçileri aşağılama gibi bir durumumuz da kesinlikle yok. Avrupa'daki insanımız başımızın tacı. İşçi tabirini kullanmak zorundayız. Çünkü siz de okur yazar yazan kardeşimiz, hanımefendi veya beyefendi, bir işçi ailesinin çocuğusunuz ya da bir iş adamının çocuğusunuz ama mutlaka bir işçi ailesinin çocuğusunuz ve hepimizin ortak problemleri var. Şimdi biraz önce yayından önce girdiğimiz şuydu. Anne babası ayrı olan aileler. Evet. Ne yapsınlar? Mehmet Gürtaş Bey demişti ki 5-6 tane çocukla ilgileniyordum. Bu çocuklardan bir tanesi çok da zeki. Anne babaları ayrı olan çocuklar genelde zeki oluyor. Ve çocuk şöyle bir şeyle karşılaştığında dedi ki bir mızıka getirmiş, çalmak istiyor ama cesaret edip çalamıyor. Anne babasından ayrı olduğu için bir eksiklik var demek ki. Ben arka tarafta çalayım, sırtınızı dönün, siz de dinleyin. Sorumuz şu, anne baba okulu olarak, anne babası ayrı olan çocuklara, ailelere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Anne baba okulun aslında bir sonraki aşaması evlilik okulu. Bu problemlere düşmemesi için yine insanlarımızın evlilik okullarına katılarak böyle bir problemlere karşılaşmamalarını umuyoruz. Fakat böyle bir problemle karşı karşıya şu an ne yapabiliriz? Tabii burada anne eğer çocukla ilgileniyorsa bu programlara katılarak anne baba okullarına katılarak babalık görevini de oradan üstlenmesi gerekiyor. Okuldan alması gerekiyor. Babaya düşen görevler nelerdir? Neler yapması gerekiyor? Bunları alması gerekiyor. Tam tersi baba ilgileniyorsa gidip aynı şekilde anneyle alakalı, annenin görevleriyle alakalı neler var? Onları alması gerekiyor. Bu okullarımızdan yine bu şekilde istifade edebilir ayrılmış bir ailede. Peki, şimdi gelen elektronik postaların yoğunluğu karşısında ben şöyle bir çözüm önereceğim. Sevgili seyirciler, sizlerden şu anda Danışıyorum'a gönderdiğiniz maillerde biz arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Ekranda göreceğiniz elektronik posta adreslerine sorularınızı yönlendirirseniz. Yani akademi dernekleri, Çatı Dernek ve AHEN'den katılan eğitim merkezi müdürü arkadaşımızın. Burası sizlere de gerekli cevapları verecek. Biz de elimizden geldiğince diğer programlarda cevaplamaya çalışacağız. Bu şekilde çözmüş olalım elektronik postalardan gelen soruların çözümünü. Ve bir veteremiz var. O soruyla Nurşen Hanım'ın cevaplamasıyla da programın sonuna gelmiş olacağız. Bakalım seyircimiz eğitimin başka alanlarıyla ilgili ne sormuş? Merhabalar, benim ismim Tuncay. Almanya'nın Karmen şehrinde kalıyorum. Benim şu şekilde bir sorunum oldu. Almanya'da sınıflar düzenlenirken Alman çocuklar bir sınıfa, diğer yabancı çocuklar bir sınıfa konuyor. Onun için çocukların, yabancı çocukların Almanca öğrenmesi ve Almanya'ya ayak uydurması zor oluyor. Bu konuda anne baba olarak ne yapabiliriz? Şimdi Nurşen Hanım, seyircimiz şunu söylüyor. Almanya'dan olduğu için biz Almanya cevabını vereceğiz ama genel Avrupa'da da böyle göçmen çocuklarıyla, Türk çocuklarıyla yabancılar sınıflarda bir ayrım yapılabiliyor. Evet. Ya ayrım yapınca da çocukların dillerine katkı, yani olumsuz negatif katkı oluyor. Evet. Şimdi biz soruyu şöyle sormuş olalım. Çocukların okuldan kaynaklanan problemleri olursa bu ve bunun gibi. Evet. Pedagojik anlamda eğitimin diğer alanları olarak neler yapmak lazım? Yani okuldan kaynaklanan problem var. Evet. Aile çözemiyor. Evet. Anne baba okulu buna elbette bir çözüm bulacak. Evet. Ama siz bir pedagog olarak
aileler bu noktada ne yapsın, ne dersiniz? Öncelikle tabii ki en yakın şehirlerde eğitim kurumlarından, anne baba okullarından faydalansınlar ilk tavsiyem. Orada günübirlik aktualize edilmiş bilgiler veriliyor. Bir diğeri ise anne baba çok şey yapabilir, eğitimi Avrupa'da katkıda bulunabilir. Birlik olsunlar. Mesela yakın sorunlara olan bir komşu çocuğu olabilir, aynı sınıftan bir çocuk olabilir. Anne baba dayanışması kursunlar diğer çocukların velilerinden. Birlik olup dilekçe verebilirler Eğitim Bakanlığı'na veya Eğitim Bakanlığı'na çıkabilirler, şikayetlerini bildirebilirler. Bunu yani tartışmadan sözlü olarak ifade edebilirler. Benim çocuğum aslında neden dil sorunu var, neden göçmen sınıfında bulunuyor? Örnek olduğu için bu. Bir diğeri de eğitimciler bazen şunu örnek gösteriyor. O zaman diyor aynı seviyede başlayabiliyoruz diyor. Göçmenlerin sorunu dil sorunu, o yüzden diyor bir sınıfa girerlerse onlara göre ders veriyoruz diyor cevap olarak. Ama ben katılmıyorum bir eğitimci olarak. Her zaman daha fazlasını beklemeliyiz bir gençten, bir çocuktan. Biz neden yaşadığımız ülkenin normal sınıflarına gitmeyelim, normal derslerden faydalanmayalım ki? Biz de o kadar zekiyiz bence, biz de öğrenebiliriz. Yani bence bu bir haksızlık eğitimde, sistemde. Peki bunun çözümü noktasında pedagojik evet. olarak bir açıklamasını evet. Nursen Hanım evet. yaptı. Evet. Siz anne baba olarak evet. Anne baba okulu seminerleri veren bir kurum olarak evet. ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi öncelikle ailelerin çocuklarının okuldaki bütün hareketlerini, hareketlerini derken evet. derse katılımını veya dersi yapmamasını, bütün bu şeyleri takip etmesi gerekiyor. Örnek bir velimiz var, ben her zaman söylerim, burada da ifade etmek istiyorum. Öğretmenin birkaç defa şey yapmak istediği notlarla alakalı problemler karşısına çıktığı zaman çocuğunun sınıfta el kaldırmasını, notlarını, bütün hepsini çok yakinen takip ettiği için öğretmene anında cevap veriyor. Şu gün şu saatte şu cevabı verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Takip diyorsun. Takip yani. Çok önemli velilerin bunu. Bir de velilerin okul sınıf içerisindeki ailelerle hiçbir kontakları yok. En büyük eksiklik bir de o zaman bu. Veli toplantıları ve okula katılımlarını sağlayacak. Kesinlikle o velilerin bir arada hareket etmeleri kesinlikle okul yönetimine bir etki yapacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz anne baba okulu, anne ve babalara düşen eğitimdeki görevleriydi. Haftaya bir başka konuda tekrar buluşmak umuduyla hayırlı günler efendim. Gurante'ye danışıyorum'u sundu. Mevlana Çay, erişilmez kalite.